Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma devletler için teknoloji ihracatının yumuşak güç olup olmayacağını konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mete Yıldız hocamız canlı yayınımıza telefonla katılacak ve e-devlet örneği üzerinden bu konuyu konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'den Ayşe Torun telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bu hafta size kıymetli bir hizmetten bahsedeceğim. Yeni açtık hizmetimizi. Daha önce bahsetmiştik, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne ait gerçek kişiler için, yani sizler bizler için trafik kazası durumunda trafik ve kasko eksper raporları sorgulama hizmetimiz vardı. Hı hı. Bu raporlar biliyorsunuz çok önemli. Devlet kapısından da doğrulanabilir nitelikte ve kopyası çıkarılabilir nitelikte sunuluyor. Bu bağlamda büyük kıymet arz ediyorlar. Şimdi bu hizmetin firmalar için, tüzel kişilikler için olan hali, yani tüzel kişiler için trafik ve kasko eksper raporları sorgulama hizmeti yayına girdi. Kurumsal yapıya sahip firmalar ve kullanıcılar için faydalı olacağını umuyorum. Harika. Özelliğimiz, servisimiz daha da güçlendi bir anlamda. Aynen öyle oldu tabii. Evet. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Yepyeni bir hizmeti Ayşe Torun'dan dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mete Yıldız hocamız telefon attığımızda. Mete hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam, devletler için teknoloji ihracatının önemini ve daha önemlisi belki de yumuşak güç olup olmayacağını konuşacağız diye duyurduk. Hocam, yumuşak güç ne demek? Belki böyle bir tanımla başlayalım mı çerçeveyle? Tabii ki bu uluslararası ilişkiler bağlamında kullanılan bir kavram. 1990'larda geliştirilmiş. Aslında önce sert gücü açıklamak lazım. Sert güç, zorlayıcı güç demek. Mesela ülkelerin ekonomik askeri gücü gibi. Yumuşak güç de bunu tamamlayıcı, cezbetme gücü, etkileme gücü, razı etme gücü gibi düşünebilirsiniz. Ama bunları iki ayrı kavram olarak düşünmek yerine bunlar birbirini desteklediğinde, tamamladığında bir akıllı güç, smart power dedikleri bir şey oluyor uluslararası ilişkilerde. Öyle açıklayabilirim. Çok önemli. Birkaç örnek verecek olursak hocam neler söyleriz yumuşak güç bir devletin, bir toplumun, diğer bir devlet ve toplum üzerindeki etkilerini anlamak için? Aslında yumuşak güç çok iyi anlaşılan bir kavram değil. Joseph Nye diye bir akademisyen var, yumuşak güç kavramını tanımlayan 1990'da. Nedir bu, bize bir tanımlayın demişler, yani ne işe yarar? Demiş ki Amerika'da Hollywood'dan Harvard'a kadar olan her şey yumuşak güçtür. Çok güzel. Veya tarihten bir örnek vermiş. Berlin duvarı mesela bir topçu ateşiyle yıkılmadı. İnsanlar yıkılmasını gerektiğini düşündüğü için yıkıldı. Yani bir orada Batı'nın değerlerine bir hayranlık. Doğu Almanya'nın değerlerini artık sürdürebilir bulmama o duvarı, yani fiziki bir şeyi yıktı. Halbuki orada bir askeri güç yoktu diye belki bir iki örnek verilebilir. İçeriden bir güç yani, değil mi? Tanksız, tüfeksiz, uçaksız. Evet, içeriden fethetmek. Aynen. Dediğim gibi cezbedebilme, etkileyebilme. Yani kültürel bir boyutu var. İdeolojik bir boyutu var tabii ki Soğuk Savaş atmosferinde. Ama daha çok dediğiniz gibi bu hem askeri hem ekonomik olmayan bir güçten bahsediyoruz. Evet. Hocam gelin bizim programımızın konsepti, teması çerçevesinde teknoloji nasıl bir yumuşak güç acaba? Böyle bir yumuşak güç mü? Belki başta bu soruyu sormak lazım. Teknoloji evet. De aynı şekilde hayatımızı çepeçevre saran hem bireysel hem kurumsal anlamda başkalarından aldığımız tırnak içinde güçler veya bizim gönderdiğimiz. Bu da bir yumuşak güç olarak değerlendirilebilir mi? Kesinlikle değerlendirilebilir bence. Klasik yumuşak güç örnekleri mesela kültürel örnekler, bir ülkenin müziği, sineması, sosyal medya platformları, mesela Türk dizileri dünya çapında çok etkili. Hatta o ülkeye gelen turistler, o ülkenin verdiği burslar, o ülkede öğrenim gören yabancı öğrenciler ya da daha kurumsal olarak yumuşak güç enstrümanları mesela Yunus Emre Enstitüsü, yine dünya çapında faaliyet gösteren TİKA, yabancılardan Alman kültür merkezleri, British Council, Cervantes Enstitüsü. Bunlar klasik yumuşak güç unsurları ama dediğiniz gibi günümüzde artık teknoloji de bir yumuşak güç unsuru haline geldi. Hatta bunu ölçen bir takım endeksler var. 2024 Global Soft Power Index'te, küresel yumuşak güç endeksinde Türkiye 25. sırada.
ve bunun içerisinde henüz teknoloji yok. Tahmin ediyorum ki teknoloji eğer dahil edilebilirse hak ettiği daha yüksek sıralara Türkiye geçebilir. Sizin sorunuza daha net bir yanıt verecek olursam, bence teknoloji ihracatı bir veya teknoloji kullanımı bir yumuşak güç zaten oldu. Bir takım trendler oluştu. Mesela elektrikli araçlar şu anda statü sembolü, bazı cep telefonları statü sembolü, yumuşak güç araçları diye düşünüyorum. Hatta yumuşak güç rekabetleri var yapay zekada. Bunu çok net görüyoruz. Şey hocam, bu biraz önce bahsettiğiniz endeks çok önemliymiş. Onun içinde teknoloji kategorisi var mı, yoksa bizim o kategoride yeterliliğimiz mi yok? Teknoloji kategorisi bunun içerisine çok dahil edilmemiş. Bu yeni yeni ortaya çıkan bir tartışma. Acaba teknoloji araçları veya teknoloji transferi bir yumuşak güç unsuru olabilir mi diye. Kesinlikle bilmiyorum tabii, uzmanı değilim bu konuda ama bence var. Örneğin ilk aklıma gelen örneklerden bir tanesi sosyal medya platformuyla ilgili bir sorun yaşandığı zaman, devletler ona müdahale etmek istediği zaman çeşitli nedenlerle, haklı haksız motivasyon olarak söylüyorum, İçerideki vatandaşlar haklı olarak kendileri açısından iletişimlerinin, özgürlüklerinin kısıtlandığını dile getirerek o sosyal medya şirketini savunuyorlar ister istemez. Mesela ne kadar büyük bir etki olmuş. Buna yumuşak güç denebilir mi? Denilebilir. Bir de tabii kurumsal olarak veya devletlerin bu yumuşak güç unsurlarını sakıncalı bulduğu durumlar var. Birçok ülkede, Amerika başta olmak üzere, TikTok'un mesela yasaklanması veya sınırlanması. Avrupa Birliği'nde Amerika'da Huawei'nin 5G sistemlerini kullanılmasının bir güvenlik riski görünmesi, burada bir takım yasal idari müdahaleler yapılması veya tersinden bakalım, Çin'de de Google veya X gibi platformlar kullanılıyor. Onlar kendi platformlarını tercih ediyorlar. Aslında bunlar yumuşak gücün etkilerinden bir miktar kendilerini koruma çabaları diyebiliriz. Çok çok önemli. Evet hocam, güzel örnekler verdiniz. Hatta hem de TikTok vesaire deyince ben Çin örneğini soracaktım. Yani bu yumuşak güç de sizce ve endekse göre de belki bir numara kim, örnek olarak gösterebileceğiniz ülke ve örnekler, ülke örnekleri neler? Tabii ki bu 2024 için konuşuyorum. Bir numarada Amerika var. Biraz önce Hollywood'dan Harvard'a kadar demiştim. Çok geniş bir spektrumda bütün dünyayı etkiliyor. Anglo-Sakson, İngilizce konuşulan kültür. İkinci numarada Birleşik Krallık var. O da tabii belki kolonyal geçmişten gelen İngilizcenin ortak anlaşma dili olması, diziler vesaire, bir sürü şey orada sayılabilir. Fakat Asya ülkeleri de bunun farkına varmış demek ki. 3 numarada Çin var. Sizin biraz önce sorduğunuz. Çin'in uzmanlar diyor ki Çin henüz yumuşak gücü tam olarak algılayamadı. Algılayamadığı nokta da şu: sadece devlet eliyle üretilebilir bir güç olarak görüyor. Halbuki özel sektör, sivil toplum kuruluşları yumuşak gücün üretiminde önemli etkilerde bulunabiliyorlar. Biraz önce Hollywood örneğini vermiştim. Mesela Afganistan'a giden bir Hindistan başbakanı yanında yiyecek veya paradan ziyade Bollywood dizilerini, filmlerini içeren CD'ler götürmüş. Yine yumuşak gücü uygulayabilmek açısından. Yine sizin sorunuza dönüyorum. 4 numarada Japonya, 5 numarada Almanya var. Yine çoğunlukla Avrupa ülkeleri. Arada Birleşik Arap Emirlikleri 10 numarada. Rusya 16 numarada. Efendime söyleyeyim, Norveç 17 numarada ve nihayet Türkiye 25. numarada. Rusya'nın 16'da olması da ilginç. Tabii teknoloji yok orada, başka şeyler var demek ki ama önemli. Bir de ülkeler üzerindeki veya bizim mesela Çin'le ilgili olarak bir algımız var. İşte komünist bir rejim var, politbüro, sert bir rejim var vesaire ama kullandığımız araçların belki de farkında değiliz. Birçok hem donanımsal akıllı telefonlar olsun, yazılımlar, oyun firmaları hep Çin menşeli. İşte TikTok dediniz, Çin menşeli bir şey. Demek ki onu kırabilen bir özelliğe sahip yumuşak güç. Evet evet, Çin'in CTGN televizyonu var. Türkiye'den de izlenebiliyor. Bu bir devlet televizyonu aslında. Bu yumuşak gücü uygulayabilmek için araçlardan bir tanesi. Ama dediğiniz teknolojik platformlar, araçlar kullanıldıkça, mesela bir araştırma yapılmış gelişmekte olan ülkelerde, Çin teknolojisi ağırlıklı olarak işte telefonlar, tabletler, kısmen elektrikli araçlar. Acaba kalitesini nasıl buluyorsunuz veya pahalı buluyor musunuz veya bu araçlara verdiğiniz yerlerin korunduğunu düşünüyor musunuz diye sorulduğunda genel eğilim en az batılı eşdeğerleri kadar güvenli, kaliteli ve kaliteli bulunduğu yönünde. Bu da Çin'in yavaş yavaş yumuşak güç kasını geliştirdiğini gösteriyor. Çok güçlendirmiş gözüküyor. Çok önemli. Hocam, bu yumuşak güç tanımı ve örneklerinden sonra esas hani bizim teknoloji bağlamında
konuya girmek istiyorum aslında biraz. Türkiye'nin aslında duyurularımızda da yapmaya çalıştık. Bir e-devlet gücü var. Sanırım Türkiye'nin kamunun özellikle dijitalleşme tarafındaki bir organizasyon. Bu yetenek dünyada da iyi bir seviyede. E-devlet bir yumuşak güç olarak teknoloji bağlamında bize güç kazandırır mı? Biraz orayı konuşalım mı? Kesinlikle. Sorunuzun sonundan başlayacak olursam, Birleşmiş Milletler'in E-Devlet Endeksi var, anketi var. 2000'lerin başından beri yapıyor. Burada Türkiye'nin yeri oldukça tatminkar. Yani ilk 20, ilk 30 arasına 193 ülke arasından girmiş gibi. Bir yandan da Türkiye'nin deneyimi 1990'ların sonu 2000'lerin başından itibaren neredeyse 20-25 yıldır yasamada, yürütmede, yargıda, eğitimde, sağlıkta, asayişte birçok alanda çok iyi projeler var. Dünyada da takdir gören, belki birazdan bu takdirin unsurlarından da bahsedebilirim. Bunun dışında edinilen deneyim, yetişmiş insan gücü aslında bizi teknolojiye yumuşak güç unsuru olarak kullanabilir bir noktaya taşıyor ki, yumuşak güç dediğimiz şey aslında bir miktar dijital devlet, bu bağlamda dijital devlet çalışmalarının uluslararası ilişkilerle ve uluslararası ticaretle sinerjisi alanı. Peki biz bu projeyi bir ülkemiz içinde başarıyla yürüttüğümüz, geliştirdiğimiz ve gelişmeye açık olan proje başka ülkelere ihraç edebildik mi? Örnekleri var mı? Etkileri neler? Çok güzel bir soru. Bu çerçeveyi önce çizmek lazım. Hani bunu niye yapacağız? Daha sonra belki örnekleri söyleyebilirim. Türkiye bir miktar orta gelir tuzağına yakalanmış gibi görünüyor. Buradan çıkışın yollarından biri de, siz de tanırsınız, Erdem Erkul anlatıyor. Teknoloji odaklı ekonomi modeli, TOEM'den bahsediyor. Burada inovasyon, Ar-Ge, dijital altyapı, yetenekler, düzenlemeler, kamu özel sektör ortaklıkları birçok boyutu var. Ama eğer bu teknoloji ihracatını ve özellikle dijital devlet uygulamaları ihracatını yapabilirsek, bu sadece ekonomik kazanç getirmeyecek, geniş bir spektrumda kazançlar getirecek, prestij, statü kazancı getirecek, Türkiye algısında bir değişim olacak ve bu ülkelerle teknolojik olarak işbirliği çok daha mümkün hale gelecek dedikten sonra, çerçeveyi çizerek sizin sorunuzu yanıtlayayım. Buradaki ilginç örneklerden biri UYAP. Dinleyicilerimiz zaten biliyordur ama Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi. Bu 20-25 yıllık bir deneyim burada var ve birçok ülke aslında heyetler gönderiyor bunu incelemek için. Ben sadece son birkaç seneye baktım. 50'den fazla heyet gördüm. Ülkemize gelip bunu mu incelemişler hocam? Evet evet, sadece UYAP'ı incelemek için ülkemize gelmişler. Son 20 yılda hem yurt içinden hem yurt dışından 24 tane ödül almış ve son 10 yılda biraz önce bahsettiğim yabancı heyetleri nereden gelmişler diye baktım ben. Türk Cumhuriyetlerinden, Orta Asya'dan, Balkanlardan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve belki burada şu da söylenebilir. Türklerin yoğun yaşadığı Avrupa ülkeleri, başta Almanya olmak üzere, yine bu teknoloji alışverişinin yapılabileceği yerler. Sorunuzun şimdi örnekler kısmına gelecek olursam, tabii birçok örnek verilebilir. En çarpıcı olanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir e-kimlik projesi. Burada adından anlaşılacağı gibi e-kimlik kısmı da var. Ama birçok Türkiye'nin oldukça iyi performans gösterdiği, mesela sağlık gibi alanlarda da işbirliği yapılabilir. Ve Azerbaycan yine 2022'de Türkiye ile Azerbaycan'ın e-devlet sistemlerinin entegrasyonu için ilk adımlar atıldı. Ama dediğim gibi bu teknoloji ihraç edilebileceği alan çok daha geniş. Eski Osmanlı coğrafyasını düşünebiliriz. Türkçe konuşulan coğrafyayı düşünebiliriz. Afrika, yine Avrupa'nın bazı ülkeleri başta olmak üzere neredeyse bütün dünya buna bir aday diye düşünüyorum. Azeri bir arkadaşım vardı. Azerbaycan'da Türkiye Gov.Ter'inin sadece arayüzü değiştirilmiş. Yani dili değiştirilmiş. Birebir aynıymış hemen hemen. Tabii arka tarafta müthiş bir entegrasyon, efor vardır. Onu küçümsemek için söylemiyorum. Her açtığımda Türkiye ile ilgili duygular, yani sizden aldığımızı anlıyorum bunu. Sizin emeğinizin olduğunu, bir kez daha teşekkür ediyorum demişti mesela. Demek ki bu da o yumuşak gücün etkilerinden bir tanesi. Bu anlamda bir e-devlet entegrasyonu bir ülkeye ne katar diye dinleyicilerimizden sorun olabilir, kafasında soru işareti olabilir. Tam da karşılığı bu belki de hocam. Bu bir altlık aslında. Başka alanlarda teknoloji olsun, başka alanlarda olsun, işbirliğinde bulunabilmek için bir altlık, bir taban oluşturuyor. Zaten bahsettiğimiz dijital devlet uygulamalarının ihracı bu teknoloji alanındaki ilk örnek değil. Mesela sert güç anlamında savunma sanayideki başarıları hepimiz biliyoruz. Daha önceki yumuşak güç ihracı anlamında oyun sektöründe başarıları var. Dijital yayın olarak düşünecek olursak Türk dizileri dünya çapında
Ben mesela geçen sene Portekiz'deydim. Birleşmiş Milletler'in E-Devlet Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak çalıştım bir yıl boyunca. Portekiz televizyonunu açtığımda Türk dizilerini görünce çok şaşırmıştım ve hoşuma gitmişti. Portekiz'de Türk dizilerini mi bizzat şahit oldunuz yani, deneyimlediniz? Evet evet. O çok da önemli. Güzel bir deneyimdi gerçekten. Hocam bu sizin şeyiniz, Birleşmiş Milletler deneyiminizde E-Devlet'i bir kez daha görmüş oldunuz yakından. Yani o tecrübeyi deneyimlemiş oldunuz. Türkiye nasıl bakılıyor? Uzaktan nasıl görünüyor ülkemiz? Uzaktan başarılı görünüyor. Portekiz'in bir başka özelliği de bizi başarılı bulması dışında. Oradaki merkez, bu Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin bir koluydu E-Devlet'te uzmanlaşan ve kamu politikasında. Hı-hı. Aslında bizim şu anda konuştuğumuz şeyi Portekizce konuşulan ülkeler özelinde yapmaya çalışıyor. Mesela ne yapıyor? O ülkelerden araştırmacılara burslar veriyor. Kamu çalışanlarına burslar veriyor. Gelsinler, görsünler dijital devlet alanında ne yapıldığını ve kendi ülkelerine götürsünler diye. Uygulama desteği veriyor. Strateji eylem planları hazırlanıyor. Hazırlanan planları ölçme değerlendirmesi yapılıyor. Ve orta üst düzey kamu çalışanlarını çağırıyor Portekiz'e veya o ülkeye gidiyor. Diyelim Brezilya'ya gidiyor. Portekizce konuşulan ülkeler anlamında. Ve orada eğitim veriyor. Bu tabii sadece bir teknolojik işbirliği değil, bir kültürel birlikteliğin farklı bir boyutu, ek bir katman olarak düşünülebilir. Hı-hı. Ama orijinal sorunuza dönecek olursam Türkiye'yi başarılı bulduklarını söyleyebilirim. Portekiz'de nasıl hocam devlet? Portekiz'in kendi dijital devlet platformu, portalı. Arzu ettikleri kadar iyi değil ama yüksek hedefleri var. Onlar da en iyilerden öğrenmeye çalışıyorlar. Yani Türkiye'ye denk diye düşünebiliriz. En iyiler arasında değil ama ona yakın. Ve isteği de daha yukarıya çıkmak diye belki özetleyebilirim. Biz açık veriyle ilgili bir program yapmıştık. Portekiz örneğini vermişti konuğumuz. Açık veri konusunda bayağı ilerlemiş, hem yerel yönetimler hem kamu anlamında. Siz bizzat oradan geldiniz, deneyimlemişsiniz. O yüzden size sormak isterim. Evet, oldukça iyi. Tabii oradaki modeli iyi kurmak lazım. Mesela böyle bir vizyon olduğunda bir kurumsal ekosistem Türkiye'de ne olur? Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Yurtdışı Hukukları, Akraba Topluluklar Başkanlığı başta olmak üzere kamu kuruluşları, üniversiteler, teknoloji şirketleri, teknoloji STK'larının içinde olduğu, tahmin ediyorum ki önce bir strateji planı hazırlanması gerekir. Hangi dijital devlet projeleri nasıl ürünleştirilecek, nasıl ihraç edilecek? Sonra eylem planları, kurum bazında görev sorumluluklar, yani nasıl yapılacak bu iş? Sonra tek tek ülkeler arası anlaşmalar yapılır. Sorumlu kurum kuruluşlar belirlenir. Deneyim mi, uzman personel mi paylaşılacak, bunun çerçevesi belirlenir. Sonra daha spesifik planlar, ihracat öğeleri neler olacak? Nihayet somut faaliyetlerle bu taşlanır diye düşünüyorum. O zaman yapıldığı gibi. Biz hocam bu dijital devlet anlamında, bağlamında söylüyorum. Bu dediğiniz şeyleri yapmamız lazım. Azerbaycan ve KKTC örneği var ama dünyaya bunu hem maddi anlamda kazanç getirmek için hem de yumuşak güç anlamında bir plan ortaya koymamız lazım. Bunun eksikliğini var şu an, onu düzeltmemiz lazım. Bir öneri olarak onu mu algılamalıyım? Kesinlikle bu konuda bir vizyon aslında zaten üst düzey toplantılarda tartışılıyor. Hı hı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten itibaren son ne kadar oldu? 6 yıldır dijital Türkiye'de bürokrasinin azaltılması toplantıları var. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında burada Dijital Dönüşüm Ofisi var. Diğer kurumlardan, bakanlıklardan bakan yardımcıları geliyor. Buralarda mesela ele alınıyor. Böyle bir yeni yumuşak güç alanı daha açılabilir mi diye. Fakat bunun spesifik planlaması, biraz önce anlattığım stratejik planlaması, eylem planı, somut anlaşmalar vesaire daha somuta indirgenmesi gerekiyor. Hocam son sorum, siz üniversiteleriniz, öğrencilerinize bu konuları mutlaka belki de anlatıyorsunuz. Müfredatımızda var mı bilmiyorum. Çok çok kıymetli konular. Dünyada özellikle hani bu yumuşak gücün biraz önce konuştuğumuz çerçeve nasıl yükseldiği ortaya çıkmışken, öğrenciler, üniversite öğrencileri, yeni nesiller bunları biliyor mu? Bilmesi için ne yapmamız lazım? Son sorumuz olsun. Bu benim araştırdığım bir alan. Sadece çalıştığım Hacettepe Üniversitesi'nde veya derse gittiğim farklı devlet vakıf üniversitelerinde değil. Türkiye çapında bu konuya ilgi var. Lisans üstü, hatta erişkin eğitimi programlarında dijital devlet dersleri var. Burada tabii sadece Türk öğrenciler değil, yabancı öğrencilerimiz de oluyor çeşitli düzeylerde. Onlar da hem burada uygulamalı bir, onlar tabii yumuşak gücün bir unsuru, ülkelerine döndüklerinde anlatacaklar. Mesela benim Kazakistan'dan bir doktora öğrencim vardı. Kazakistan'da E-Devlet projeleriyle ilgili bir tez yazdı. Çok güzel. Ve dönüşte Türkiye ile ilişkiler kurdu gittiği yerde. Dolayısıyla canlı
iki ayaklı yumuşak güç öğeleri belki buna diyebiliriz. Evet. Ama onun dışında öğrenciler de hem bilgili hem de ilgili diye sorunuzu yanıtlayabilirim. Hocam çok teşekkürler. Çok süremiz yettiğince çok güzel bir konuya temas ettik. Dikey bir konuya. Ağzınıza sağlık, bilginize sağlık. Şeref verdiniz. Bu fırsat için ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Evet, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mete Yıldız hocamızla beraber teknoloji ihracatının önemini ve yumuşak güç kavramına katkısını konuştuk örneklerle beraber. Bu programımızın kaydı yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber canlı yayında olacağız. İyi hafta sonları, hoşça kalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.